Efendim, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile birlikteyiz. Bu kadar yoğunluğun arasında öncelikle Sayın Bakanım bize vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Gün boyunca toplantılar vardı. Az önce de zaten Elazığ ili içerisindeki neredeyse Muhtarlarla. bütün muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirdiniz. Şimdi hani en iyi bilen isimlerden bir tanesi sizsiniz. Genel durum, genel resim nedir? Önce bir genel değerlendirme alalım sizden. Neler oldu, nasıl çalışmalar yapıldı, nedir durumunuz? Buyurun hocam. 24 Ocak 8:55'te 6.8 depreminde ve 6.75 kilometre derinliğinde bir depremle karşılaştık. Şöyle baktığımızda 6.8'lik bir deprem hakikaten hepimizi ürküten, korkutan, sonuçları itibariyle de hepimiz için farklı senaryolar oluşturduğumuz bir depremdir. Buna rağmen bugün Allah'a şükürler olsun yani yönetebilecek bir durumumuz söz konusu. Ve bu deprem olur olmaz ki biz de İstanbul'da depreme hazırlık toplantısındaydık. İstanbul'da 5.8'lik deprem olduktan sonra arkadaşlarımızla ilk Sayın Başkan Yardımcımız yapmıştı İstanbul'daki ilk bu değerlendirmeyi. Sonra AFAD'ın da İçişleri Bakanlığı'na bağlı olması sebebiyle bizler Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yeniden neler yapabileceğimizi değerlendirdiğimiz, İstanbul'da Allah korusun bir deprem olursa nasıl tedbir alabileceğimiz ve alabileceğimiz tedbirlerin neler olacağı, hangi koordinasyon ne şekilde yapabileceğimize yönelik bizim 28 çalışma grubumuz vardır. Yani işte burada karşılaştığımız bütün olaylar, arama kurtarmadan tutun, beslenme, barınmaya kadar, cenazenin definlerinden tutun, iletişime, ulaşıma kadar. Yani trafik güvenliğe kadar. Bütün bu grupların tamamı, lojistik, işte yardımların getirilmesi, dağıtılması. Bunların hepsi bir çalışma grubu olarak yukarıdan aşağıya nitelendirilmiştir. Ve bu her çalışma grubunun kendine ait bir yöneticisi ve o çalışma grubunun ilgili birimleri söz konusudur. O çalışma gruplarının da esas itibariyle birbirleriyle özdeş çalışabilecek diğer gruplarla da ilişkileri mevcuttur. Hem bunları tekrar gözden geçirmek, hem İstanbul'daki hangi grubun ne çalışmayı ne şekilde yaptığını, yani sağlık çalışma grubunun nasıl yaptığını, trafik hastanelere girişte yollara nasıl bakacağını, güvenliğin nasıl alacağını, yani şuna kadar değerlendiriyoruz. Deprem oldu. Topkapı Sarayı'nda ki orada bulunan bütün hazinelerimizin nasıl korunacağı, nasıl kullanılacağı, eğer saray tamamen yıkılmışsa bunların nereye getirilebileceğinden tutun, vatandaşlarımızın toplanma yerindeki yiyecek, giyecek bütün veya barınma yerlerindeki ihtiyaçlarına kadar çok kompleks bir çalışma bu. Tam o çalışmanın trafik güvenlik ayağını konuşurken ki bu benim oradaki zannediyorum 4. toplantım. Arkadaşlarım da 200. toplantısı. Ben gidiyorum sadece son halini tekrar yukarıdan aşağı revize etmek için onlar alt gruplar onlarca toplantı yapıyorlar. Yani nerede, hangi senaryoda ne eksiklik söz konusu? Çünkü İstanbul'da 7,5'luk bir deprem bekliyoruz. Yani beklenen olası deprem 7,5'luk. 7,5 depremin senaryosunu ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmamızın temel sebebi de şu. Ben bizatihi bakan olarak buna çalışmalıyım ki Allah muhafaza böyle bir şeyle biz karşı karşıya kaldığımız zaman veya biz kalmadık. Diyelim ki benden sonra başka bir arkadaşım kaldı. O karşı karşıya kaldığı zaman kurumsal olarak neyin nasıl yapılacağı, eksiklerin ne olacağını en nihayetinde onlar bilsinler. Çünkü burada birisi bir irade ortaya koyacak, bir değerlendirme, karar verecek. Kararı nasıl verecek, nasıl oluşturacak, nasıl ortaya koyabilecek. Bütün bunlarla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Sadece bununla ilgili değil. Bu yıl bizim afetlere hazırlık yılımız. Bu yıl biz yaklaşık 200'e yakın tatbikat yaptık. Masa başı tatbikat yaptık, saha tatbikatı yaptık, ulusal çapta bir tatbikat yaptık. Yani 2019'u bahsediyorum. Şimdi 2020'de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Yine bunun dışında yukarıdan aşağı sayacağım sadece deprem konusunda birçok esas itibariyle adımımız var, eğitimlerimiz var. Ve bu eğitimlerle ilgili kimin ne yapacağına yönelik adımlarımız söz konusu. Gönüllülük projemiz var. Yaklaşık 50 bini aştı. Gönüllülük projemiz var. Yani arama kurtarma timlerinin akreditasyon projeleri var. Bütün bunları yukarıdan aşağı hepsini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özür diliyorum. Estağfurullah. Yarın deprem olacakmış gibi. Şimdi
bunu gerçekleştirmek üzere o toplantıyı yapıyorduk ki hemen deprem arkadaşlar alelacele yanıma geldiler koşarak. Zannediyorum 30 saniye veya 1 dakika sonra Elazığ'da bir deprem oldu dendi. Sonra 15 saniye sonra 6.8'lik şiddette olduğu söyleyince ben hemen Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Efendim böyle bir durum söz konusu. Zannediyorum o da ya Sayın Merkel'le bir toplantı halindeydi, her zamanı karıştırmıyorsam. Onun akabinde ben bir 5 dakika içerisinde yani haber alıp tekrar size arz edeyim, bir genel fotoğrafı görmek istemi açısından. Genel fotoğrafı gördük ve özellikle Sivrice merkezli olduğunu, hemen Sivrice kaymakamımıza ulaştık ama Sivrice merkezde yıkılan bina yok. Yani acaba köylerde mi var? Çünkü buranın köyleri, ben Sivrice'ye 15 gün önce gelmiştim. Yani yaklaşık 4.9 civarında bir deprem olmuştu. Depremin şeyin olduğu gün, TOG'un lansmanının, yani TOG'a gitmeyi planlarken deprem olunca Sayın Cumhurbaşkanımızla tekrar tatilde bulunduk. Dedik ya senin oraya gitmende fayda var dedi. Baş üstüne dedim. Ben de atladım geldim ve oradaki değerlendirmelerimizi yaptık. Ve orada atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Ondan sonra tekrar döndük. Yani Sivrice merkezde eğer 6.8'lik bir deprem söz konusu herhalde köylerde vardır dedik. Fakat sonra burada yaklaşık 10 ağır hasarlı bina olduğunu, 4'ün 5'in yıkık olduğu konusunda bir değerlendirme geldi. Ve ana fotoğrafı çektikten sonra da kamuoyuna bilgi verdik. Çünkü bizim Türkiye Afet Müdahale Planı'nın en önemli meselelerinden bir tanesi de bilgi akışının iyi sağlanması. Yani sizin de bilgi akışına ihtiyacınız var. Ve biz 28 grubu da 29 gruba çıkardık. İletişim diye bir grup oluşturduk. Şimdi onu hazırlamaya çalışıyoruz. Ve ardından Çevre Şehircilik Bakanımızla konuştum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız gitmenizde fayda olur dedi. Çevre Şehircilik Bakanımız, sonra Sağlık Bakanımız aradı. Üçümüz birlikte hemen hem TOKİ Başkanımızla hem de diğer 112 Sağlık, yani AFAD Başkanımız zaten beraber İstanbul'daki toplantıdaydık. İndik ve buraya geldik. 3 saat içerisinde de buradaki tabloyu ilk önce merkezdeki o gerek Mustafa Paşa gerek Sururi'deki tabloyu gördük. Ardından da Malatya Doğanyol'a geçtik. Arkadaşlarımızı hem Pötürge, ayrıca Malatya Pötürge, Elazığ Maden ve Elazığ'daki Sivrice'ye gönderdik. Genel fotoğrafı aldıktan sonra da hem arama kurtarma çalışmaları başladı. Onlara nezaret ettik. Hem de genel tabloyu gördük. Şunu söyleyebilirim. Bir kere birinci cümle şu. Allah bu milletten razı olsun. Hem depremle karşı karşıya kalıp da sabreden vatandaşlarımıza, Elazığlı, Malatyalı vatandaşlarımıza minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. İki, milletimizin tamamı. Müthiş bir duygu birlikteliği oluştu. Hatta şunu söyleyebilirim, yani bunun karşılığı nedir dendiği zaman 2-3 televizyon programına bağlanıp şunu söyledim. Yani bizim milletimizden tek bir ricamız var şu noktada, cep telefonlarından çok fazla konuşma yapmayınız, cep telefonları halklarını meşgul etmeyiniz, mümkün ise internet üzerinden konuşulabilecek hatlardan konuşun. Kısa mesajlarla birbirinizden haber alın. Çünkü bizim burada en önemli meselemiz neye, nereye, ne zaman yetişebileceğimiz ve nerede, neyin nasıl olduğunun öğrenebilmesidir. Eğer bunu öğrendiğimiz andan itibaren arkadaşlarımızla temas kurmak zorundayız, yönlendirmek zorundayız. Almamız gereken, zaman geçmeden almamız gereken tedbirleri almalıyız. Benim telefon operatörlerimden, ki telefon operatörlerimiz de buradadırlar şu anda. Depremin gününden itibaren acaba bir eksiklik oldu mu, hatlarımızda bir aksaklık oldu mu? Çünkü onlarla da İstanbul depreminden sonra sıkı bir çalışma ortaya koyduk. Ve vatandaşlarımızın birinci duyarlılığı buradaydı. İkinci duyarlılığı şunu söyledik. Yani bir dayanışma içerisindeyiz ama bizim sizden istirhamımız şu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu. Bütün yardım koordinasyonu AFAD üzerinden yürüyecek. Zaten Türkiye Acil Afet Müdahale Planı'nın da ana fikri odur. Kızılay, Diyanet, bunlar da bizim hem özellikle barınma ve yiyecek grubumuzun, beslenme grubumuzun ana yüklenicileridir. Ve diğer özellikle İHA'dan tutun, Sadaka Taşı'na kadar, Beşir'e kadar, Hayrat'a kadar bütün o derneklerin tamamı, daha sayamadığım birçok derneğin tamamı, deniz senelerine kadar bunlar da buradaki veya
başka ismini sayamadığım dernekler, oraya girecek katkı olacak ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları, bütün bunların tamamı esas itibariyle bunun katkısını ortaya koyarlar. Ve burada bu tabloyu gördük ve herkes AFAD'a yüklenmeye başladı. Evet. Biz ne yapabiliriz? Veya biz şunları şunları yapabiliriz. Bizimkiler de biz notlarınızı alıyoruz, ihtiyaca göre size döneceğiz dediler. Ve dikkat ederseniz her depremde hep şunu yaşadık. Yani arabalar yollara çıktı. Nereye ne götürebileceği planlanmadan maalesef bir yardım karmaşasıyla karşı karşıya kaldık. Oysa yani bu yardım karmaşasından ziyade bunu iyi yönetebileceğimiz, buradaki vatandaşımıza da sağlıklı ulaştırabileceğimiz bir hali gerçekleştirmeye çalıştık. Ben bunun da doğru bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Şimdi burada AFAD'a geliyor. Biraz önce işte uçak valimizle konuştuk. 20 bin battaniye gönderdiler. 12 bin, 12 ihtiyacımız vardı. Daha fazla battaniye. Bizim Kızılay ve AFAD depolarımızda var. Oradan da gelsin, oradan da gelsin. Artçı depremlerinin bize neyi oluşturabileceğini daha biliyor değiliz. Onun için tedbirimizi almak zorundayız. Çok özür dilerim. Şimdi televizyonculukta pek olmaz ama seste bir ufak problem varmış. Ben hemen hiç beklemeyeceğim. Buyurun. Arayı bunu düzelteceğim. Çünkü sizin anlattıklarınız, anlatıyor olduklarınız bir hayli önemli. O yüzden bunların en sağlıklı şekilde vatandaşımıza ulaşmasını istiyorum. Ben de kusuruma bakmayın böyle bir derdi bulunduğum için. Buyurun efendim. Hallerde mümkün değil. Onun için bu konuda buna ait de bir yapı ortaya konuldu. Şimdi Elazığ Belediye'miz, o ilçe belediyelerimiz, yani bu depreme maruz kalan ilçe belediyelerimiz, valiliklerimiz, AFAD, sayın bakanlarımız, dün sayın cumhurbaşkanımızın gelip yaptığı tespitler, verdiği talimatlar, bütün bu çerçevede bunu yapmaya çalışıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Biz bunu 3 kademede yapıyoruz. Birinci kademe, şu anda biraz önce mesela burada gördüğünüz toplantıların benzeri ve esas itibariyle sürekli olarak devam eden bizim AFAD Başkanlığımız da var. Yani Ankara'da. Ankara'da 28 çalışma grubumuz şu anda, şu an itibariyle de şeydeler. Kim bu 28 çalışma grubu? Bütün bakanlıklardan var, bütün kurum ve kuruluşlardan var. Ve iki bakan yardımcımızın koordinatörü. Hem AFAD'dan sorumlu ve göçten sorumlu bakan yardımcımız. Onun yanında bir de diğer güvenlikten sorumlu bakan yardımcısı arkadaşımızı çektik. Münavebeli bir şekilde 24 saat esasıyla burayı kontrol ediyorlar. Gelenleri buraya aktarıyorlar. Buradaki olan meselenin arka lojistiğini yapmaya çalışıyorlar. Bizim sahadan istediklerimizi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Birinci bu. İkinci, burada AFAD'da 28 çalışma grubu bir masanın etrafında sürekli çalışıyorlar. Üçüncüsü, biz de burada bakanlarımız, valilerimiz, belediye başkanımız, bütün arkadaşlarımızla hem sahayı kontrol ediyoruz hem de genel stratejiler ne olacak, nerede eksiklik var, aksaklık var, bunu çözmeye çalışıyoruz. Yani üç kademe bunu yönetmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar şunu ifade etmek isterim. Bir, ilk önce arama kurtarma yaptık. 45 vatandaşımızı enkazın altından hem Erzincan'da hem Malatya'da Allah razı olsun bütün arama kurtarma birimlerini, Türkiye'nin her tarafından gelen, ki onlar da AFAD koordinasyonunda buraya geldiler. Onları da biz getirdik. Aldık, kimini uçakla getirdik, kimileri kendileri geldiler. Bütün arama kurtarma birimlerine teşekkür ediyoruz. Ve şimdi tarama faaliyeti yapıyorlar. Arama kurtarma birimleri aynı zamanda da çadır kurma faaliyeti yapacaklar bu saatten sonra. Evet. Yani onları da öyle yöneteceğiz. Teşekkür ediyorum. İkincisi, orada 45 sağlıklı vatandaşımızı göçük altından çıkarttık. Şu ana kadar da 4'ü Malatya Doğanyolu olmak üzere, 34'ü de Elazığ olmak üzere, ben girerken 34'tü. Bir kişinin çıkıp çıkmadığı konusunda bu olabilir. 38, eğer bir kişi daha çıkmışsa 39 kişiyi kaybettik. Maalesef, evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah yakınlarına cennette kavuşmak nasip Amin. Etsin. Hepimizin de başı sağ olsun. Yakınlarının başı sağ olsun. Orada onlarla beraber bekleştik. Yani ümidimiz son dakikaya kadar var idi. Şimdi toplam 3 kişi kaldı ve bir yerde Sürürü Mahallesi'nde 3 kişi, 3 vatandaşımız var. Bizim hala ümidimiz var. Yani orada ev birbiriyle burgu yapmış. İki ev birbirine girmiş. Bir enkazda rahattık. Yani zor bir enkazdı ama oradan 13-14 kişi çıkarabildik. Diğer enkazlarda
zorlandığımızı söyleyebilirim. Çünkü bir tanesinin hemen yanında belki görmüşsünüzdür, Vinç'le desteklediğimiz bir bina vardı. Evet. Onun yapısı da çok kötü. Onun altında bir de büyük ihtimalle şey kesmişlerdi. Kolon kesmişler. Kolon kesmişlerdi. Evet. Yani toz gibi olmuş ve bu tip bir binadan, enkazdan canlı çıkarmak çok zordur ki orada da çıktı. Diğer tarafta da o burgudan sebep böyle bir problem oldu. Diğer yerlerde de ben bugün Gezin'e de gittim, Gezin beldesine. Yani o da çok sıkıntılı bir enkazdı. Oradan da 3 kişiyi maalesef hayatını kaybederek aldık ama diğerlerini canlı olarak kurtardık. Şu anda 3 vatandaşımız, değerlendiriyoruz böyle olduğunu. 3 vatandaşımız enkazın altında ve şu anda bizim yapmamız gereken en önemli mesele şudur. Barınma, beslenme, konaklama ve vatandaşımızı bu kış gününde, çünkü -8, -10, bazı -11'e kadar geliyor. Çok doğal olarak dün akşamki 5.1 şiddetli deprem etkiledi. Herkesi etkiledi. Bunu anlayabiliyoruz. Biraz önce muhtarlarımızla toplantı halindeydik. Ondan önce AFAD Başkanı'yla. Benden önce, ben başka bir yerdeyken arkadaşımız burada bütün grupları bir araya getirdiler. Tekrar bir değerlendirme yaptılar. Bu gece itibariyle çadır sevkiyatlarımızı muhtarlarımızla konuştuk. Şu ana kadar 6500 çadır, bunların bir kısmı kuruldu, bir kısmı köylere gönderildi. Şimdi bir 5000 çadır daha bu gece sevk edeceğiz. Gruplar burada. Hem yardım kuruluşları bizim koordinasyonumuzda olan, hem jandarma, hem AFAD, hem diğer arama kurtarma timleri, ki onlar çok iyi çadır kurarlar. Çabuk bir şekilde 4 yerde çadırımız var, çadır alanımız var. Bunu bu akşam yaptığımız toplantıda ona çıkardık. Artı bölgesel 15'lik, 20'lik, 50'lik çadırlar da kurma konusunda antak kaldık. Artı yine bunun ötesinde şu anda yaklaşık 20 bin kişinin barınabileceği spor kulüplerimiz, spor salonlarımız, bağışlayın. Estağfurullah. Aynı zamanda okullarımız, yaklaşık 34 okulumuz var. Sıcak ve her türlü işte tuvaletinden şeyine kadar, her türlü lavabosuna kadar her türlü ihtiyacın görülebileceği. Aynı zamanda oralara şimdi yatak sevkiyatı da yapmaya başlıyoruz. Onların bölgelerini de arkadaşlarımıza paylaştık. Elazığ televizyonlarından ve Elazığlılara da arkadaşlara söyledim. Özellikle Malatya'da da sürekli olarak bizim muhatap olduğumuz sınırlar içerisine mesajlarla bunu iletmeye çalışın. Sürekli bir bilgi akışı içerisinde olalım. Ve yine aynı zamanda 2 cenevi var, 4 cami var. Bunları da aynı şekilde, taziye evleri var. Şu anda taziye evlerini kullanan tüm taziye evlerine yemek göndereceğiz. Sıcak yemek, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği. Şimdi saat 11'de onun da bir toplantısını benden önce yapacaklar. Ben de en son ona gideceğim. Bu gece. Oradaki şeyi, taziye evlerine tamamen programlamayı gerçekleştirebilmek için Diyanet'ten İHA'ya kadar, Kızılay'a kadar, daha bizim çağırdığımız bir takım ana merkezlere kadar yemek dağıtımını, sıcak yemek dağıtımını yapıyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 13 bin koli, 15 bin koli gıda var. Onları da mümkün olunca dağıtacağız. Yine bunun yanı sıra başka bir şey daha var. Hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız yaklaşık 10 milyon gönderdi. 5'i Malatya'ya, 5'i buraya. Biz İçişleri Bakanlığı olarak 2,5 milyon gönderdik. 2,5 Malatya'ya, 2,5 buraya. Aile Bakanlığımız sosyal yardımlar çerçevesinde 8 milyon gönderdi. 4'ü Malatya'ya, 4'ü Elazığ'a. Biz de işte ona çıkarın diye Sayın Bakanım'la biraz önce bir mesajlaştım. 23-25 milyon civarında bir nakdi de bunları kime göndereceğiz? Bir, evi ağır hasarlı olanlara vereceğiz. İki, şimdi onun da toplantısını yapacağız. Yani bu programdan sonra ilk önce onu yapacağız. Ondan sonra bir tarafa gideceğiz. İki, burada hayatını kaybetmiş
kişilerin ailelerine, yaralanmış kişilerin ailelerine, yani bizim kendi adımıza bir ölçümüz var. Bunların hepsini onlara dağıtacağız ve onu da yarın sabah itibariyle başlıyoruz. Ve yine bu arada da afet bağış konusunda ilk önce böyle bir adım atmadık ama şöyle bir zorunlulukla karşılaştık. Benim dahi arkadaşlarım, tamam biz bir tır bir şey gönderemeyiz, kamyon gönderemeyiz ama ben vicdanen bir şey yapmak istiyorum deyince böyle yüzlerce mesaj aldım. Birçok arkadaşımız yüzlerce mesaj aldı. Bizim zaten AFAD'ın her depremde bir bağış hesabı var. Bu bağış hesabını anons ettik. Kızılay'ımızın var, Diyanetimizin de var. Bütün bunlara yönelik olan şeyde bir bütçede topluma karar aldık. Yani onların ne yaptıklarını, neye harcadıklarını da vatandaşımıza aynı şekilde bildireceğiz. Şu ana kadar AFAD'ın hesabına şey hariç bu akşam bir televizyon programında da yine bu hesaplar üzerinden bir şey var, yardım kampanyası var. O hariç şu ana kadar sadece aynı geleni söylüyorum 7 milyon civarında bir SMS şeyi gelmiş. Bir o kadar da veya ondan daha fazla da Kızılay'a ve Diyanet'e gitmiştir muhakkak. Bütün bunların da buraya naklini sağlamaya çalışacağız. Bu koordinasyonu baştan itibaren yapıyoruz. Bu bizim işimiz. Bir de Sağlık Bakanlığımız özellikle önemli bir mesele gerçekleştirdi. Allah razı olsun. Yani beni bağışlayın, bundan hiçbirisini siyasi bir anlamda söylüyor değilim. Ama iyi ki Elazığ'da şehir hastanesi vardı. Bunu çok net söylüyorum yani. Bir anında bütün ameliyatlar yapıldı. Anında acil, anında bütün acil çok ciddi bir şekilde bir koordinasyon sağladı. Ülke 112 müthiş işler gerçekleştirdiler. Yani olağanüstü işler gerçekleştirdiler. Hem sahada hem yardım açısından hem de sağlık açısından olağanüstü işler gerçekleştirdiler. Bundan sonra da muhakkak daha fazla gerçekleştirecekler. Onun ötesinde hakikaten yani depremde enkazın altında 112'ciler girdiler, sebum verdiler. 112'ciler girdiler, tıbbi tedavi yaptılar. Enkazın yani, altında. Enkazın altında tabii. Yani bizim olduğumuz en az 2-3 olayda ben bunu çok net bir şekilde gördüm. Ve bunların hepsi bizim açımızdan önemliydi. Milli Eğitim Bakanımız dün geldi. Bütün rehberlik öğretmenlerini harekete geçirdi. Özellikle çocuklarımız çok etkilendi bu işten. Onların psikolojik desteğini sağlayabilmeyi teminen. Aile Bakanlığımız zaten bu konuda ASTEP'ler vasıtasıyla çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanımız burada. Onların manevi rehberleri var. Özellikle bu işten çok etkilenen insanlarla ilgili konuşuyorlar. Ve onlar da iyi bir program gerçekleştiriyorlar. Tarım Bakanlığımız da şunu yapıyor. Özellikle önümde onun da notları var. Ahırlarda hasarlar meydana geldi. Tüm arkadaşlarla beraber biz hasar tespiti yapıyoruz muhakkak. Köylerden muhtarlarımız bu konudaki değerlendirmelerini tüm jandarma arkadaşlarımızı muhtarlarımıza gönderdik, köylere gönderdik. Ve oradan gerekli sonuçları almaya çalışıyoruz. Kaymakamlarımız çalışıyorlar ama tarım konusunda da burada hayvancılıkta hem ne kadar itlaf oldu, yani hayvan ne kadar hayatını kaybetti, hem de onun dışında neler yapılabileceği konusunda onlar da bir listelerini hazırlıyorlar. Karayolları Genel Müdürümüz buradaydı. Hemen yollarla ilgili ne yapılabilir, ne yapılamaz, bütün bunlara baktı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın iki bakan yardımcımız burada. Onlar da sosyal çalışmaları yönetiyorlar, yönlendiriyorlar. Genç Spor Bakanımız yardımcısı burada. Onlar da şunu yapıyorlar. Bütün spor sahalarıyla ilgili, spor alanlarıyla ilgili onları açıyorlar. Onların bakımlarını gerçekleştiriyorlar. Yani şunu ifade edebilirim. Topyekun bütün devlet olarak bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. 6 belediyemizden dışarıdan yardım talepte bulunduk. İlçelerde ana yemekleri siz verin diye. Yani beslenme grubuna onların mutfaklarından destek olduk. Onlar da o ilçelerde ana yemekleri veriyorlar. Vatandaşımızın bu konudaki taleplerini karşılıyorlar. Bir de Çevre Şehircilik Bakanlığımız, bakanımızla beraber olayın başından beri bu meseleleri yönetmeye, yürütmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanımız olduğu gibi. Onlar da biz olayın ilk andan itibaren arama kurtarmada teknik destek verdiler. Mesela biz onu
Kartal'da gördük. Yani eğer iki bina yan yana olmuş, bir bina yıkılmışsa diğer binanın yıkılma tehlikesinin nasıl bertaraf edilebileceğini. Bu açıdan özellikle şunu ifade etmem gerekir ki ardından hemen bütün ekiplerini çektiler. Yaklaşık 500 şu anda hasar tespiti yapan ekipleri var. Ve mahallelere dağıldılar bu ekipler. Yani Sayın Bakanımız 10, 12 gün, 13 gün içerisinde bunu bitirecek. Çünkü vatandaş şunu söylüyor. Benim evim ağır hasarlıysa girmeyeceğim. Orta hasarlıysa yine girmeyeceğim. Ama az hasarlıysa veya hasarsızsa bana girip girmeyeceğimi siz söyleyin lütfen. Onun için bu konuda vatandaşımızın da bu haklı talebini yönetebilecek bir adımı atmaya çalışıyoruz. Ve yine bunun yanı sıra bundan sonra yapılacak işler, yani yapılacak konutlar, yapılacak ahırlar, bunlar nasıl yapılacak, nerede yapılacak? Bugün Sayın Bakanımız bütün Elazığ'da bu konuda alanları bir vesileyle gezdi. Belediye başkanımızla beraber, diğer arkadaşlarımızla beraber ortak bir karar almaya çalıştı. Ve yine biraz önce sahada yani %100'ü karşıladığımızı söyleyemem. Bu abartı olur. Çünkü insanlar çadır istiyorlar. Bunun her birinin kurulmasını istiyorlar. Bunu mümkün olduğunca canhıraş bir şekilde yapmaya çalışıyor. Yani azimle inşallah sabaha kadar da özellikle gıda, barınma, sıcak meselesini, mesela Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne çok teşekkür ediyorum. Ziraat odalarına teşekkür ediyorum. Biri 3000, biri 1000 işte katalitik dediğimiz sıcak şeyin içerisine gönderdiler. Bir kısmı ulaştı, dağıtmaya başlıyoruz. Bir kısmı da yarın ulaşacak. Yani koordinasyonla aslında yapabilme kabiliyetine sahip olabiliyoruz. Evet Sayın Bakan. Birkaç tane soru sorayım. Bunlar önemli noktalar. Hemen hızlı hızlı yanıt alalım Sayın Bakan. Bir kere vatandaş merak ediyor. Benim evimde şüphem var. Çadır ihtiyacım olabilir. Başka ihtiyaçlarım olabilir. Bu ihtiyaçlar için vatandaşımızın ilk başvuracağı yer neresi olmalı? Şöyle bir. Elazığ merkez. Aynı zamanda Sivrice merkez. Yani Sivrice pardon. Ve buradaki Maden ilçesi. İki, Malatya Doğanyurt ve Malatya Pütürge. Buradaki arkadaşlarımızın yapacakları şeyler değil, köylerdekiler değil. Merkezlerden bahsediyorum. Merkezdeki yapacakların, vatandaşların yapacağı ilk iş kaymakamlıklarımıza hemen müracaat etmek. Bir şey, benim evim hasarlıdır veya gelin benim evim hasarlı hasarsız bilmiyorum, gelin kontrol edin. Bir. İki, Elazığ merkezdekiler de valiliğimize gelecekler. Diyecekler ki valiliğimizde bizim açık kapı birimlerimiz var. 12 arkadaşımız orada çalışıyor. Sayısını da arttırıyoruz. Oraya gelip gelecekler. Bu birinci. İki, köylerde nasıl yapılacak? Köylerde jandarma timlerimizi dolaştırıyoruz. Yarın sabah itibariyle de. Onlar bugün dolaştılar, dolaşmaya devam ediyorlar. Yarın da devam edecekler. Onlar vatandaşımıza, muhtarlara gidecekler. Muhtarlarla birlikte köylerde diyecekler ki siz buna müracaat ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Onların bilgilerini alacaklar. Bu bilgiler bir taraftan gelirken diğer taraftan şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 500 teknik arkadaşımızla birlikte hasar tespit çalışmaları yapıyor. Yani bu sizin sorduğunuz soru. Ev hasarlı mı? Ev orta hasarlı mı? Ev hasarlı mı? Ev hasarsız mı? Vatandaşımıza diyecek ki senin evin az hasarsız, sen şey yapabilirsin. Az hasarlı oturursun, oturamazsın. Bunların tamamını söyleyeceğiz. Ağır hasarlıysa yapacağımız işte çok açık. Hemen sizi bu evden çıkartıyoruz ki biz o evi yıkacağız. Yani hiç şey yok. İki, hemen ona kira yardımında bulunacağız. Üç, hemen biz bugün genel etkililik kararını da aldık. Bu dediğim yerlerle alakalı. Bu dediğim yerlerdeki bütün evleri tarayacağız. Bütün evleri. Yani bu dediğim dört yerdeki bütün evleri genel etkililik kararı çerçevesinde tarayacağız. Ve bundan sonra burada eğer bir sonuç elde ettikten sonra yıkılması gerekenler, yıkılanların yerine onun kendine ait bir ölçüsü var. Bizim yapabileceğimiz bir destek var, yardım var. Yeni bir ev aynı şekilde ya bir toplu konut içerisinde, toplu konut dairesi başkanlığımız. Eğer köylerse, Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat verdi. Yani çelik konstrüksiyon. Çünkü burada şöyle bir durum söz konusu. İnsanlar köylerinden ayrılacak değiller. Tabii. Yani bu mümkün değil. Orada kerpiç evler var biliyorsunuz. Bunlar dayanıklı evler değil. Bu Elazığ'ın Cumhuriyet tarihinde gördüğü en büyük deprem 6.8. Birçoğu da o kerpiç evlerin hasar gördü.
Onları da gerçekleştiririz. Ahır varsa ahırların da bir vesileyle gerçekleştireceğiz. Ve evleri yapılacak ve evlerine bir vesileyle girmiş olacaklar. Burada bizim karşılayacağımız kısım var, vatandaşımızın karşılayacağı kısmı var. Bütün bunlarla ilgili diğer depremlerde nasıl yapmışsak, Van'da nasıl yapmışsak, diğer depremlerde nasıl yapmışsak, işte Simav'da nasıl yapmışsak, aynısını da burada çok çabuk bir zamanda gerçekleştireceğiz. Şu anda zaten burada bir 400 rezerv konutumuz var. Onu soracaktım. 400 rezerv konutumuz var Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın. Hemen o rezerv konutlardan da en ağır hasarlılarla ilgili bunu da sağlayabilme kabiliyetine sahibiz. Yine Malatya'da var. Onu da sağlayabilme kabiliyetine sahibiz. Yani bu süreçle ilgili ben en son rakamları da vereyim. Elazığ'da yıkık, bu Çevre Şehircilik Bakanımızın biraz önce bize söylediği, aktardığı rakamlar 20.55 itibariyle, pardon özür diliyorum, akşam itibariyle 40 bina yıkık, acil yıktırılacak bina 16 Elazığ'da, ağır hasarlı 267 bina bunlar, orta hasarlı 65 bina şu ana kadar tespit edilmişler, az hasarlı 551 bina, hasarsız 559 bina olmak üzere şu ana kadar 1498 bina tespiti yapılmış. Yani şu ana kadar burada 1000 bina hasarlı var. Şu ana kadar 1,5 günde yapılan tespit. Yine Malatya'da yıkık 117 bina, ağır hasarlı 1278 bina, orta hasarlı 1 bina, az hasarlı 529 bina, hasarsız 284 olmak üzere 2200, yani orada da 1800'ün üzerinde bina var. Az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı ve yıkık bina olmak üzere. Bu tespitlerimizin tamamını gerçekleştireceğiz ve hemen başlayacağız. Süreç de şu, geçici olarak var olan barınma merkezlerinde olacaklar. İki, ondan sonra kira meselesini ifade ediyorum. Ardından da bu konutlar yapılacak ve onlara geçecek. Okulların durumu nedir? Eğitim ne zaman başlayabilir? Şöyle, yani şimdi bir şey söyleyemeyiz. Onu Milli Eğitim Bakanımızla da teati edeceğiz. Buradaki durumu da konuşacağız. Ama bir ara tatilin olması bizim açımızdan avantaj oldu. Birkaç açısından. Biliyorsunuz bizim okullarımız en sağlam. Hastanelerimiz de sağlam. Sadece şu kadar söyleyebilirim. Bütün Türkiye için bir rakam vereyim. Biraz önce Sağlık Bakanımız söyledi. Bence her yerde söylemesi lazım. 1 milyon kere tekrar etmesi lazım. AK Parti iktidarına kadar 2,5 milyon metrekare toplam sağlık hastanesi tesisimiz var. 2,5 milyon metrekare. Şu anda toplam 25 milyon metrekare, 22,5 milyon metrekare ve bunun 21 milyon metrekaresi yeni. 1,5 milyon metrekaremiz var eskiden kalma. Hani bazen bize kızıyorlar, bazen bize eleştiriyorlar ya, siz ne yaptınız diye. Ne ortaya koydunuz? Bunu da soracaktım. Deprem yani, yardımları nereye gitti sorusu yani sadece en bunu, çok sorulan soru. Sadece okullar. Şu anda okullar bizim, niye okullar diyoruz, niye okullara girebiliriz? En sağlam binalarımız. Yani bizim en sağlam binalarımız. Okullar. Viyadükler. Şimdi biz viyadükleri düzeltmek zorunda değil miyiz? Yani Allah muhafaza viyadükleri düzeltmedin, sakat bıraktın, viyadük kesildi. İnsan nasıl ulaşacak buraya? Neyle ulaşacak? Hep hava yolunu mu kullanacağız? Sonra o viyadüklerde yapay köprü yapma ihtimalim var, yok. Bütün bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Nasıl yapacağız? Bu konuda temel alınması gereken en önemli tedbirleri alıyoruz. Yukarıdan aşağıya birçok maddeyi böyle size sıralayabilirim. Onun için burada deprem yardımları dahil olmak üzere, bugüne kadar yapılanlar dahil olmak üzere, inanın bir de o deprem yardımlarında ilgili depremzedelerin karşılaştıkları var. Bu deprem yardımları dediğiniz depremle ilgili toplanan vergiler, yardım değil. Yani yardım ayrı, yardım direkt olarak vatandaşa gidiyor. Yani onu orada sağlayabilme şansına sahip olan bir adım atmaya çalışıyoruz. Onun için burada biz bunun faydasını burada da gördük. Faydasını burada da gördük. Yani kamu binalarımızdan çok eski kalanlardan belki bir iki tanesinde hasar var. O da yıkılmış falan filan değil. Bir zarar olmuş değil. Ama kamu binaları konusunda da büyük bir avantaj ortaya koyduğumuz var. Adıyaman'da bir cezaevi vardı. Yıkılmadı. Fakat biz tedbiren Adalet Bakanımız, ilgili arkadaşlarımız bir değerlendirme yaptık. Tedbiren oranın da başka cezaevlerinde. Yine bir kadın cezaevi var galiba. Onun da nakledilmesi konusundaki değerlendirme. O kendi pratiğinde yürüyor.
Ama o da buralarda değil. Onun için şunu ifade etmek istiyorum. Bu konuda hakikaten bir program çerçevesinde ama samimiyetle her şeyi biz biliyor değiliz. Karşılaştığımız olaylarda alacağımız tedbirler de sürekli var. Bunları da yapma konusundaki irademizi sergilemeye çalışıyoruz. Sayın Bakanım, belediyeler, yani vatandaşımız hemen hızlıca harekete geçti. Onlar yardımlarını gönderiyor. Bunun yanı sıra belediyelerden de yardımlar geldi. Sizin bu konuyla ilgili AFAD üzerinden gitsin uyarılarınız da vardı. Şimdi gene bugün... Uyarım değil, kural mı? Şimdi bugün özellikle gene sosyal medyada da çok rastlıyoruz. Ergani Belediyesi'nin, HDP'li Ergani Belediyesi'nin gönderdiği tırın geri çevrildiği haberleri. Hatta işte başka grupların yardımları kabul ediliyor ama HDP'ninki kabul edilmiyor diye bir eleştiri var. Ben ne yaptım şimdi? Yani ben yardım ediyorsam AFAD üzerinden yapıyorum. Yani bir kural ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani burada bağışta en temel problemlerden bir tanesi şudur. Yani bu işin arama kurtarma, şimdi diyelim ki bir arama kurtarmacı geldi. Ben burada çalışmak istiyorum. Ya adamı bilmiyorum. Teknik kabiliyetini bilmiyorum, kapasitesini bilmiyorum. Ben onu enkaza sokar mıyım? Sokmam gerekir mi? Sorumluluk kime ait? Yani kimse sen bu arama kurtarmacıyı niye buraya soktun diye söylemez ki. Ya biz bir afetle uğraşıyoruz. Afet sadece deprem değil. Sel, su baskını, biz bir afetle, dolu. Biz bir afetle uğraşıyoruz. Tsunami, hortum, bütün bunların her birisinde kendi adımıza devlet olarak kurduğumuz bir kurgu var. Ve biz bu kurguyla beraber bunu yönetmek zorundayız. O zaman herkes, biz bunu 99 depremde yaşamadık mı? Ben İstanbul'daydım. 99 depremi her veçesiyle bilen bir insanım. Nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımız, devletin 3 gün haberi olmadı. Bakın 99 depremi sabahı biz ilk önce şeye gittik, Avcılar'a. Ben o zaman Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanıydım. Sayın Çiller, Tansu Hanım da genel başkanımızdı. Depremden sonra hemen haberleştik ve ilk önce Avcılar'a gittik. Avcılar'daki o yıkıntıları gördük. Birisi de bir arkadaşımın binasıydı, yani oturduğu binasıydı hanımının. Hanımı enkazın altında kalmıştı. Tevafuk ettik yani yıkıntıları görürken. Oradan atladık, geldik Yenikapı'ya, İDO'ya binmek için. Binali Bey de o zaman, yani eski başbakanımız, meclis başkanımız, İDO Genel Müdürü'ydü. Ona rica ettik. Tansu Hanım'la beraber bizi karşıya geçirdi. Yani vatandaş geçerken yer yoktu içeride. Biz de onun o küçük kaptan köşkünde karşıya geçtik. Karşıdaki durumu gördük. İnanın cesetler yerlerdeydi. Ve deprem gece olmuştu. Biz karşıya geçtiğimizde saat 10.30-11 gibi bir zaman dilimiydi. Ve cesetler binlerce. Biz bunların hepsini yaşadık. İnsanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Koşuşturmaya çalışıyor. Arabalar, her taraftan anonslar var. Arabalar geliyor, trafikler tıkalı, sağlık ekipleri yetişemiyor. Böyle bir tabloyu, böyle bir karmaşıklığı, keşmekeşliği bir devlet olarak ortaya koyduğunuz zaman devlet olmanın hasreti yok zaten. Ben kalkacağım, geleceğim, istediğimi yapacağım. Bir nokta belirtiyoruz. Diyoruz ki AFAD, siz buna ulaşın. Ulaşabiliyorsunuz da zaten, telefon numarası da bıraktık. Ulaşabiliyorsunuz da, ulaştığınız... bu telefondan sonra oradaki insanlar size şunu söylüyor. Efendim biz ihtiyaçlarımıza binaen çok teşekkür ediyoruz. Hemen size döneceğiz diyor. Döndüklerimiz var. Şunu şöyle götürün gönderin dediklerimiz var. Şuna ihtiyacımız var dediklerimiz var. Ve bunu bir vesile bana, beni birisi arıyor. Diyor ki ben ne yapacağım? Hemen Ankara, buradaki AFAD'ı da değil meşgul etmemek için. Ankara'daki AFAD'daki ilgili arkadaşlarımı arıyorum. Diyorum ki telefon numarası bu, hemen bir konuşun. Şimdi bu ya ben İçişleri Bakanıyım. Getir ya burada bir şey yapabiliriz diyemem mi yani? Benim böyle bir lüksüm yok. Böyle bir lüksün içerisinde değilim. Ama meseleyi başka taraflara çekmek isteyen insanlar olabilir. Şu anda bizim bunlarla uğraşacak bir vaktimiz yok. Ben bir saniyem, bir dakikam önemli. Burada niye konuşuyorum? Yani kimse yanlış anlamasın. Vatandaşı bilgilendirmek. Vatandaşımızı bilgilendirmek için konuşuyorum. Yani meselenin nerede olduğunu, nasıl olduğunu hem burayı izleyenler için bizim toplumsal sorumluluğumuz bu. Hem de Elazığ'da ve Malatya'da yaşayan insanlara eksiğimiz var, aksağımız var, merak etmeyin. Bunu hep beraber gideriyoruz, gidermeye çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız bir problemdir diye bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kör gözün parmağı, yardımlar şu partilere gidiyor, bu partilere gidiyor. Ya insan Allah'tan korkar ya. Vallahi Allah'tan korkar yani. Yani biz vicdanı körelmiş insanlar mıyız yani? Ben dün spor salonlarını geziyorum her birini. Ben kim bileyim hangi partilidir, kim nedir, ne değildir. Yani bu tip kategorizasyonlar. Ya o kadar rencide ediyor ki ama bu tartışmalara girmek istemiyoruz. Çünkü inanın bir takım kötü düşünceler, kötü duygular yani gönlümüzü de karartmaya yöneliktir. Onun için hiç karartmadan işimize bakalım ve
yolumuza devam edelim. Şimdi maalesef gene böyle hani sıkıntılı bir durumla ilgili bir soru soracağım ama sosyal medyadaki mesajlarla ilgili daha ilk günden itibaren sizin uyarılarınız vardı efendim. Şimdi bir orada durum nedir? Bir galiba Gaziantep'ten iki gözaltı haberi geldi. İkincisi bu konudaki hassasiyetinizin sebebi nedir efendim? Sebebi şu. Şimdi şöyle bir şey var. Kaç kişi çalışıyor burada? Yani şu anda 4400 personel, profesyonel personel. Evet. Diğerlerini söylemiyorum. Dışarıdan gelen 4400 personel sadece Elazığ'da çalışıyor. Profesyonel personel. Yardım ekiplerini yani bizim akredite ettiğimiz yardım kuruluşlarını çağırmıyorum. Yani gelebilir miyiz? Evet, gelebilirsiniz, şunu yapabilirsiniz dediklerini de saymıyorum. Şimdi ya bu insanlar çalışıyorlar. Herkes bir gayret gösteriyor. Bir de Elazığ var. Vatandaşlar burada bunu yaşamışlar. Yani başka yerlerden fotoğrafları alıp bir takım olumsuz haberleri ortaya koymak. Elbette ki vatandaşımızın şikayetleri de olacak. Yani yetişemediğimiz alanlar da olabilecek. Bu da çok normal bir şey. Orada da onu yetişmek için çaba sarf ediyoruz. Ama sürekli olarak tezvirat yapmak, sürekli olarak bir olumsuzluk üretmek, sürekli olarak yanlış dezenformasyon ortaya koyabilmek, bu bir meseleyle uğraşacaksınız. Bir de bu dezenformasyonla uğraşmaya çalışacaksınız. Bu öyle bir zaman dilimi değil. Yani burada bizim bir saniyeye ihtiyacımız var, 5 dakikaya ihtiyacımız var, 15 dakikaya ihtiyacımız var. Biz o, yani oturacağız o dezenformasyon ortadan. Onun için siber bilimlerimiz bu konudaki yalan, yanlış, dezenforme eden ve aynı zamanda körüklemeye çalışan, tahrik etmeye çalışan yapıları sadece öyle değil. Yarın öbür gün içeride de olabilir, tahrik etmeye çalışabilirler. Bu konudaki adımları bize atmamız devlet olarak temel görevimiz. Kamu düzeni diye bir görevimiz var bizim. Biz bu kamu düzenini sağlamakla mükellefiz. Onun için hem Ankara Başsavcılığımız siber tespit ediyor. Bizim bir siber dairemiz var. Yani benim en övündüğüm dairemizdir. Yani çok övünürüm. Yani bir kişi eğer böyle bir şey yapıyorsa onu bulamama ihtimali Türkiye'de ise trilyonda birdir. Bu kadar basit. Trilyonda birdir yani. Onun için yani bu konuda arkadaşlarımız bu 15 Temmuz'da böyle bir şey diye yoktu. Ve bir şey daha söyleyeyim. 3 ay sonra daha mükemmel olacak. Yani CIA ve FBI araya olacak. Yani o kadar yetkinlik noktasına ulaşıyoruz. Bütün arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar, mücadele ediyorlar. Devlete niçin maaşı veriyor millet? Veya özür dilerim vergisini veriyor. Derdi ne de milletin? Niye vergi veriyoruz? Niye herkes dolaylı vergi, doğrudan vergi? Bir tek sebebi var. Ya başım sıkıştığı zaman beni bu devlet korusun. Bana ayrımcılık yapmasın. Ondan beni kucaklasın. Ben evladımı, çoluğumu, çocuğumu bu ülkeye bıraktığın zaman ona da aynı şekilde davransın. En temel ihtiyaçlardan beni istifade ettirsin. Temel sebep bu sebep yani. Onun için buradaki vatandaşımızın da karşı karşıya kaldığı ve kamu düzenini ortadan kaldırabilecek süreçlerde bizim görevimiz bunu tespit etmek ve hukuk üzerinden de bunu sağlayabilmektir. Efendim GSM operatörleri özellikle hani son İstanbul depreminde sizin de az önce bahsettiğiniz bir takım sıkıntılar yaşamıştı. Onlarla ilgili bir adım atıldı mı? Atıldı. Ne yapıldı efendim? Şöyle hemen o günden sonra onlarla defalarca bir araya geldik. En son 20 gün önce bir araya geldik. Tekrar İstanbul'da. Ama benden önce de Ulaştırma Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanımız geldi bizatihi. Yani bizim taleplerimizi onlara ilettiler. İstanbul'da bir iki tane üçlü toplantı yaptık onlarla birlikte. Yine Ulaştırma Bakanlığımızla, Bakan Yardımcımızla birlikte. Bir, şöyle söyleyeyim. Yani teknik bir şey söylemeyeyim ama tam vatandaşımıza anlatabileceğim bir ifadeyle anlatmaya çalışayım. Bir saniyede daha fazla insanın konuşabilme konusundaki kabiliyetlerini artırmalarını sağladık. Kapasite artırıyorlar kapasite, bir şekilde. Evet, yani. Kapasite artırıyorlar. İki, şu ana kadar yetişmedi ama ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bu çok önemli, evet. Yani ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Ve bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda, hani bir takım aplikasyonlar var ya, uygulamalar, baştan o uygulamalar geliyor. Otomatik olarak olacak. Ve o normal konuşmanın hattını engellemeyecek. Aa, çok güzel. Yani, ne zaman olur Sayın Bakanım? Buna çalışıyorlar. Dördü de aynı zamanda yapacaklar. Esas itibariyle ayrı ayrı yapalım dedi. Bizim arzumuz dördünün aynı aplikasyonu kullanması. Yani bir zaman dilimi vermiyorum ama çok yakın zamanda yapacaklar. Üzerinde teknik olarak da çalışıyorlar. Üçüncüsü, yani burada bir problemle karşı karşıyayız. Şimdi onu sağlamamız lazım. Buradan da belediyelere çağrım var. Eğer zararlı şey varsa, baz istasyonu, elbette ki buna müdahale etmesinler.
Ama belediyelerden bir arzum var. Biz bunu düzeltmeye de çalışıyoruz. Yani operatörleri de yani vergi alınacak bir alan olarak görmesinler yani. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Konuşma için ihtiyacımız var. Yani affedersiniz, bir adam uygun bir yerde bir operatör şey kurmak istiyorsa, baz istasyonu kurmak istiyorsa, baz istasyonu olmasa nasıl iletişimimizi sağlayacağız? Yani bunu işte sen şuraya 100 bin lira var, 150 bin lira ver demenin bir anlamı yok. Makul bir şey isteyebilir. Onu bir sağlayacağız zaten. Şimdi ne kadar makul olabileceğini yasaya da koymaya çalışıyoruz. Hmm. Bir Çevre Şehircilik Bakanlığımızla, Ulaştırma Bakanlığımızla bu konuda antak kaldık. Yani nasıl olabileceğini. Çünkü o baz istasyonlara bizim ulaşabilmemiz için ihtiyaç var. Bu arada mobil baz istasyonları sayılarını arttırıyoruz. Başka ne yapıyorsunuz diye sorarsanız, jandarmanın ve polisin telsiz istasyonunu birbiriyle entegre etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda jandarmanın JEMUS'unu, yani bu şu demektir, özellikle kamunun telefon kullanmamasını istiyoruz. Kamunun telsiz üzerinden bu konularda anlaşmasını istiyoruz. Buna ait yeni bir sistemi devreye sokuyoruz. Bu konuda çok adım atıyoruz. Yani sütten ağzımız yandı. 28 Eylül'deki İstanbul 5.8'lik depremi de yaşadık. Bir daha bununla karşı karşıya. Burada mesela size enteresan bir şey söyleyeyim. Vatandaşımızın da bilmesini isterim. Bütün GSM operatörlerinin en tepe yöneticileri buradaydılar. Yaklaşık 3 gündür. Özür dilerim. Depremden sonra alan taraması yaptılar. Eksiğimiz nerededir dediler. Nerede yapma. Biz bu konuya ehemmiyet veriyoruz. Ve ehemmiyet vermeye de esas itibariyle devam edeceğiz. Biz burada da bırakmayacağız. Bundan sonra hatamız neredeydi arkadaşlar? Burada eksiklerimiz nelerdir? Kimin ne eksiği vardır? Ben mesela birçok eksik görüyorum. Bu eksiklerin tamamını not alıyorum. Yani eksiğimiz yukarıdan aşağı şu idi, şunlardı. Mesela sizin işiniz. Yani bizim AFAD Başkanlığı'ndan iletişim grubu diye bir grup kurduk. Sizin profesyonelinizde bu işi bilen bir arkadaşın sürekli olarak toplumsal bilgilendirme yapması gerekir. Yani sürekli olarak sahadan doğru toplumsal doğru bilgilendirme yapması gerekir. Buradaki spiker, yani sizin haber programcıların, spikerlerimizin tümünün böyle bir eğitimden geçmesi gerekir. Bir de bir profesyonelin de, bir iki profesyonelin de, bir tane yetmez çünkü 24 saat sürekli devam edecek. Hangi dili kullanacak, nasıl yönetecek, nasıl yönlendirecek, biz ondan ne istiyoruz? Tamam, bunu yönetiyoruz şu anda. Ama ya daha büyük bir depremle karşı karşıya kalırsak ne yapacağız? Yani bütün bunların tamamı için inanın en ince detayına kadar bu depremlerde de elde ettiğimiz tecrübelerle yönetmeye çalışıyoruz. Asayiş durumu efendim, böyle felaket durumlarında genelde hep akla gelen şeylerden bir tanesidir. 99 depreminde nahoş tecrübeler olmuştu. Tabii, bu konuyla alakalı şimdiye kadar bize böyle bir haber gelmedi. Yani Elazığ'dan da Malatya'dan da çok şükür, onun altını çizelim. Yani bir durumdan, pratik bir durumdan bahsetmiyoruz, bir olasılıktan bahsediyoruz. Bir tedbir alındı mı? Nasıl bir tedbir alıyor emniyet güçlerimiz böyle durumlarda? Şöyle söyleyeyim. Yani çok iddialı olmasın ama özellikle hırsızlık konusunu söylemeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Hırsızlık konusunda son 3 yılda yaklaşık 3 birimi 1 birime indirdik. 3 birim hırsızlık yaparken 1 birim. Yani bunu da tesadüfen yapmadı. Şu anda bu konuda hakikaten hükümlü ve tutuklu sayısı çok. Hırsızlık konusunda. Özellikle evden hırsızlık, özellikle iş yerlerinden yapılan hırsızlıklar. Yani mala zarar verme dediğimiz genel şey. Çok abartı olmasın ama %75-80 civarında, mesela Ankara'ya örnek vereyim. Ankara'da kimin hırsızlık yapabileceğini %100 biliyoruz. %100. Eğer biz bunu bilmiyorsak dışarıdan gelmiştir, onu da buluruz. Yani bu bir. İkincisi, hemen buraya hazır kuvvet aldık. Bizim Ankara merkezde bu tip durumlarda 2000 kişilik kullanabileceğimiz eğitimli, sadece bu işin eğitimini almış hazır kuvvet var. Bunun bir bölümünü buraya çektik. Ve bu arkadaşlarımız İl Emniyet Müdürümüzün ortaya koyduğu perspektif çerçevesinde. Yine jandarma çektik, jandarmalarımız var. Yani bu konuda gerekli tedbirleri alıyoruz ama bu hiç olmaz diyebilir miyiz? Yani elbette ki bu zor bir durum ama tüm bu konudaki süreci hep beraber takip etmeye çalışıyoruz. Sayın Bakanım,
Gene vatandaşımızın en çok bize sorulmasını istediği sorulardan bir tanesi şu. Bu binaların müteahhitlerine ne olacak? Yani bunlar nasıl tespit edilecek? Tespit edildikten sonra ne yapılacak? Yani bunlar cezasız mı kalacak diye hakikaten soruyorlar. Görüntüleri gördünüz. Bu sorular da çok haklı. Yani iki bina etrafında sağındaki solundaki sapasağlam ortadaki çöküvermiş gitmiş. Bu bugünden sonrası için de bir teşmildir tabii. Çevre Şehircilik Bakanımızın esas alanına giriyor burası. Şunu herkesin bilmesini isterim. Orada akan gözyaşını karşılıksız bırakmayız. Yani hiç karşılıksız bırakılmaz. Hukuk da bırakamaz zaten. Böyle bir şey söz konusu değil. Eğer müteahhit eksiklik yapmışsa, eğer orada bir şey kesilmişse, kolon kesilmişse, onu da kim yapmışsa bunun birkaç meselesi var. Hukuk bunu tasnif etmiş. Bizim görevimiz tespit etmek hükümet olarak ve hukuka bunu hemen şey yapmak ve takip edebilmek, mal etmek ve takip edebilmek. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Arafta bırakmayız, açıkta bırakmayız, gereğini yerine getiririz. Sayın Bakanım, bir de hakikaten çok önemli insan hikayeleri de yaşandı. Vaktiniz de çok az, farkındayım. O yüzden son olarak size sormak istediğim soru da bu olacak. Şimdi benim aklımdan iki tane şey çıkmıyor. Yani bir UMKE gönüllüsü hanımefendinin... Eminim. Evet, Azize diye seslenişi. Öte tarafta aynı tabuta konulan iki küçük kardeşin... Bugün cenazesi. Cenazesi. Biz taş atıyoruz Suriyelilere ama onlar bizi tırnaklarıyla... O Mahmut isimli bir Suriyeli buradaki sığınmacı. Bizi elleri kanayarak, parçalanarak toprakların altına çıkarttı. Ben bunları unutamıyorum. Sizin böyle unutamadığınız, gördüğünüz bu temaslarınızda bir şey var mıydı? Çaresizlik. Yani o şeyin altında, enkazın altında... Ne olursun benim 2 aylık bebeğimi kurtar diyen babanın söylediği söz. Yani ona bir cevap verilemez. Bugün tabutun içindeydi. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdınız vatandaşı bilgilendirmek için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız efendim. Başak Şengül, biz sözü tekrar size İstanbul stüdyomuza bırakalım.